Merhaba sevgili dostlar, Şatengan kanalına hoş geldiniz. Yine güzel bir günde, güzel bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Şöyle tüfeğimi göstereyim. Bugünkü videomuzun konusu, daha önceki Neo X videomda sormuşsunuz, hızlı dolum fişekli. Bu arada tüfeğim boş, emniyet kapalı zaten, hiç boş, şöyle güven doğrultuya bakıyor. Şimdi benim videoda kullandığım hızlı dolum fişekliği şu şekilde arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Şöyle şu şekilde ürünü göstereyim. Bu ürün tamamen benim kendi yapmış olduğum bir ürün. Şöyle size detaylı şekilde göstereyim. Arkasında Jaytak veya Jaytak veya ne derseniz artık markasının bir bel klipsi var. Bu klipsin farklı şeylerini kullanabilirsiniz. Mesela metşerit metrelerin arkasındaki demir gibi olanlardan falan bulabilirsiniz. Bu biraz pahalı bir ürün arkadaşlar. Hani ben bunları almıştım daha önce. Şu şekilde yapmıştım. Bana biraz pahalıya gelmişti. Flexi'den yapmıştım. Arkasında metrik 3 civata somunlarla biraz böyle tekli fişeklikten şöyle detayları göstereyim. Biraz hani amatör işi olmuştu. Bu ikinci yaptıklarımı şöyle göstereyim. 3D yazıcıda şu altlarını bastırdım. Thingiverse'de bunların hazır örnekleri var ama ölçüler uymuyor. Ben bunu kısalttım biraz. Ondan sonra 3D baskıda bunları bastırdım. Şu fişeklikleri de kullanmak suretiyle bu fişekliği ortadan ikiye kesip üst ve alt olmak üzere iki parçayı da elde etmiş oldum. Bunun üzerine şöyle göstereyim. Metrik 3.40 vidalar, somunlar, pullarla zaten yerleri denk geliyor. Bunları şarjlı matkapla delip veya normal matkapla delerek yerlerini belirleyip şöyle göstereyim. Şu şekilde üzerine takıp istediğiniz gibi bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de ben şöyle Çin'den getirtmiştim. Bunlar işte kargosu, gümrüğü, işte bilmem nesi çok pahalıya geliyor arkadaşlar. Kaliteli, biraz kaliteli ama düzgün yapılmamış ürünler. Fiyatına göre iş görür mü? Görür. Ama derseniz ki paramız bizde kalsın, bu şekilde basit şeylerle güzel işler çıkartabilirsiniz. Bunların üzerinde arkasında şöyle göstereyim. Basit klipsleri var. Kilitli basıyorsunuz açıyor. Ama çok dandik ürünler, açık konuşayım. Yani şunun gibi kaliteli değiller. Tabii bu Çin malı ürün anca bu kadar oluyor, ucuz etin yancısı. Ben bunda da değişiklik yaptım. Fişek boyları uzundu. Ölçüler, kendi üzerindeki kanallar kurtarmadı. Biraz denmek suretiyle kanalları ayarladık. Yani bu biraz ağır olduğu için fişekler şu şekilde kolay çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle alabilirsiniz. Veya dörtlü alabilirsiniz. Veya işte ikili alabilirsiniz. Yani bunlar dediğim gibi Çin'de satılabiliyor ama işte vergisiydi, gümrüğüydü, kargosuydu, bilmem nesiydi, bayağı uğraştırıyor. Hem ben kendi yaptığım ürünleri kullanmayı seviyorum. Elimden de al buçuk geliyor. Yani çok böyle orijinal gibi olmuyor ama arkadaş, ele minnet edeceğime kendimizinkini kullanırız, daha iyi. Amatör falan. Yapmak isteyen arkadaşlar olursa elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Yani dediğim gibi şu fişeklikler, dörtlü fişeklikler piyasada satılıyor mu bilmiyorum. Ben bir ara getirmiştim bunlardan satmak için. Bayağı çekilişle de verdim. Hani imkanlar dahilinde yapmak isteyen arkadaşlara yardımcı olurum. Bu tarz şeyler için, merakı olanlar için. Ya da isteyenler Çin'de araştırabilir. Çin'de AliExpress'te bunlar mevcut. AliExpress'ten bunları kolaylıkla satın alabilirsiniz. Kısa sürede de geliyor. 2 haftada falan benim elime ulaştı bunlar. Şöyle göstereyim. Yani bu da kullanışlı bir ürün. O kadar hani ben çok memnun kalmadım, açık konuşayım. Ama yani fişekler, şeyler birbirine çok yakın olduğu için yani ikili alımlarda, yani şöyle alımlarda biraz sıkıntı. Şu şekilde şöyle gayet hani komplike bir ürün, güzel yapılmış, malzemesi hakikaten yani kaliteli,
Gerçi fiyatları da bayağı iyi paralara geliyor. 600-700 liraya geliyor neredeyse bir tanesi. Yani şunlar 25-30 lira civarı. İşte şöyle göstereyim. Böyle bir kutu Burat'tan almıştım ben daha önce. İşte metrik 3-4 vidalar oluyor. Bunlar 100 lira, 120 lira civarı. Şu baskı, 3D baskı 20 lira falan tutar. Şu da 20-30 lira gibi bir civarı. Yani 100 liraya, yaklaşık 100 liraya bir tanesini mal etmiş olursunuz. Öyle söyleyeyim. Arkasının şeyi, bel klipsini şey yapabilirsiniz. İşte farklı bir malzemeden yapabilirsiniz. Bu biraz pahalı bir ürün. Ama olmayacak diye bir şey yok. Eldeki imkanları kullanarak bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Başka sormak istediğiniz, benim atladığım bir şeyler varsa videonun altına yorum yaparsanız ben sizlere seve seve cevap veririm. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Elimizden geldiği kadar güzel videolar yapmaya çalışıyoruz sizler için. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Thank you.